Bizim mutfaktan merhabalar sizlere. Bugün tavuk kanat nasıl var, ne yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Buyurun videomuzu izlemeye. Ne yapıyoruz? Tavuklarımızı, 5 kilo tavuğumuzu güzelce kanatların arasını güzel parçalayarak keserek kestik. Tertemizce yıkadık. Kanatlarımızın hepsini yıkadık. Süzüldü. Buzdolabı poşetlerimizi ayarladık. Ve marine yapacağız. Evet, marine yapmak için mangal için hazırlıyorum ben bunu. Mangal için ne kattık? 3 yemek kaşığı biber salçası kattım. 1 yemek kaşığı nane kattım. 1 çay kaşığı sarımsak kattım. 1 bal kaşığı kırmızı biber kattım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı yarısı kimyon kattım. Ve 1 tatlı kaşığı da karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi katarak marine yaptım ve 1 tatlı kaşığı da silme tuz koydum. Çünkü tuzu neden az koydum? Tavuk sosu ile beraber, tavuk sosu çok tuzlu olduğu için bu tavuk haşları bayağı bir tuzlu olduğu için onun için tuzunu az katıyoruz. Buna dikkat edin. Evet. Bunları buzdolabı et poşetlerimize tavuk harcımızla, sosumuzla beraber tadını alsın diye gerçekten harika bir lezzet veriyor. Kaldığı zaman yağını az kattık. Çok olursa buzdolabı poşetlerinizden akabilir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Biber salçası yerine domates salçası da kullanabilirsiniz ama biber salçasını koymanızdan yanayım. Sizler isteğinize göre acısını artırabilirsiniz. Tuzunu kesinlikle tuzlu yapmayınız. Tuzun hiçbir şekilde yararını olduğunu biliyorsunuz, zararından başka. Evet, güzelce harmanlıyoruz. Marinaladıktan sonra gerçekten kanatlarımız, elim kesik, elim çok acıdı, tekerle yapacağım. Marine yapıldığı zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler 2 saat 3 saat önce yapınız, buzdolaplarınızda muhafaza ediniz. Piknik mikniğe mangal yapacağınız zaman muhakkak önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzet açısından çok lezzetli oluyor. Hemen yap, hemen mangala koy, onun lezzeti olmuyor. Böyle dolabınızda 2-3 saat muhakkak kalacak. Güzel yoğun böyle. Ben bazen bakıyorum, gördüm çok yerde görüyorum ki kanatları böyle ikisi beraberinde böyle olduğu zaman bir kanat bir şey şu şekilde, kesinlikle ben tavsiye etmem bu şekil. Kanat dediğin zaman, kesildiği zaman böyle daha güzel, daha az, daha da sunuma şık olur. Kesinlikle kanatlarımızın arasını kesmenizi unutmayınız. Çünkü öyle iri kanat koyduğu zaman hem pişirmiyor hem de güzel değil. Evet. Güzel buzdolabı et poşetlerimize koyup dolabımızda muhafaza edeceğiz. Ben bunun hepsini yemek için yapmadım. Bunu buzdolabına koyacağım. Ne zaman mangal yapacağımız zaman tava da yapabilirsiniz. İlla mangalı yapmanıza illa da diye bir şey yok. Tavanızda, tost makinalarınızda da yapabilirsiniz. Evet. Kenara alalım. Evet, bunu kenara kaldıracağız.
üzerini kapatacağız. Buzdolabı poşetlerimize koyacağız ve ister 1 kilo 1 kilo koyun, isterse isteğinize göre buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz poşetlerinize koyarak. Poşetimi de alayım. Şöyle. Poşetler. Böyle buzdolabı poşetlerimize koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben, hava sıcak çünkü şimdi koyup kaldırmam gerekiyor. Etin elinizi vurduğunuz zaman kanatlarınız sıcak kesinlikle olmayacak. Soğuk soğuk koyacaksınız. Çünkü et bu, başka bir şey değil. Böyle de yaptıktan sonra ağzına bağlayacağım lastikle, bir havasını böyle alıp öyle koyacaksınız. Bu şekilde. Ağızlarını sonra bağlayacağım. Toplu yapılan iş her zaman elverişlidir. Zamandan yararlanmadır. Düşünsene, bir hazırlık var, bir yere gidiyorsun. Et alacaksın ve keseceksin. Marina yapacaksın, bekleyeceksin, tadını alacak da öyle değil. Önceden koyacaksın çünkü elin altında yazın biliyorsun. Her cumartesi veya 2 haftada bir yere gidebilirler, olabilir. Olabiliyor. Onun için alın, böyle hazırlayın, elinizin altında hazır bulunsun, harika lezzetle inşallah Allah ağız tadıyla yedirmesini nasip etsin bütün ehli mümin kardeşlerimize diyoruz. Bu şekilde devam edelim. Kenara alayım, şimdi yapmış olduğum tarhana kabardığını sizlere birinci videoda, çünkü biliyorsunuz bu zaman gerekli, 3 gün eğleteceğim. Evet. Bugün ikinci günü, yarın yani üçüncü günü eğletmeyeceğim. Üçüncü günü tepsilerimize, sofra bezine açacağım. Güneşe küçük küçük böyle küçük kaşığını lokum döken gibi kaşığın ucuyla sergilerimize dökeceğiz. Mis gibi tarhana. Gerçekten kokusu harika. Domatesin iyisi, taze taze biberler, baharatlar. Kaymak, süt kaymağı kattım. Yoğurt kattım. Harika. Evet, kenara alalım. Yarın bunu sofra bezimize döküp kurutup süzgeçten geçirdikten sonra YouTube'umuzu açacağız. Oradan bizi takip ederseniz muhakkak görürsünüz diyoruz. Evet. Şimdiden bu sizlerle küçük bir video paylaştım. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Göstermem amacı nasıl ayarına yapılır? Bir de önceden hazırlanmak, sizin için bir bilgi vermek açısından yararlı olduğumu düşünüyorum. Bizim mutfakta kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.